CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Ankara'da. Sibel Erdem'in konuğu, sözü Sibel'e bırakıyoruz şimdi. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, artık referanduma az günler kaldı. Kampanya sürecini konuşacağız. Kayseri'deki izlenimlerinizi soracağım ama öncesinde o Kayseri'deki görüntüyü sormak istiyorum. Az önce birlikte izledik. CHP lideri Bozkurt selamı verdi. Kendisini Bozkurt selamı yapan seçmenin aynı şekilde karşılık verdi seçmene. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? MHP seçmeni CHP açısından hedef kitle mi? Evet. Önce şunu söyleyeyim. Çok önemli bir referandum sürecinin içindeyiz. Bu tür simgelere takılmamak lazım. Bazen siyasi jestler yapılabiliyor. Önemli olan bizim etkinliklerimize, mitinglerimize, diğer siyasi partiye gönül veren vatandaşlarımızın da geliyor olması, orada genel başkana ve partiye yoğun ilgi gösteriyor olmaları. Buna bakmak lazım. Bir jest mi olduğunu düşünüyorsunuz? Bu büyük bir ihtimalle bir jest. Böyle gayri ihtiyari gelişmeler de olabiliyor ama dikkatinizi çekmek istediğim konu bu. Bizim artık toplantılarımıza, mitinglerimize, bu referandum kampanyası süresince AKP seçmeninden de, MHP seçmeninden, Saadet Partili seçmen ve diğer siyasi partilerdeki seçmenler de ilgi gösterip katılıyorlar. Ve orada da kimliklerini açık bir şekilde dışa vuruyorlar. Bizim için önemli olan bu. Ve biz zaten bu referandumun bir siyasi partiye yönelik bir seçim olmadığını her fırsatta ifade ediyoruz. Bu bir memleket meselesi diyoruz. Türkiye'nin seçimi diyoruz. Dolayısıyla bunun da karşılık bulduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Diğer siyasi partiye gönül verenler de rahat bir şekilde toplantılarımıza katılıyorlar. Bu da doğru yolda oldu. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'da Hayır Çadır ziyaret etti. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu da çalışmalarım sırasında bir evet çadırına rastlarsam ben de ziyaret edebilirim dedi. Siz de eder misiniz ya da böyle bir şeye rastladınız mı? Çok doğal. Biz barıştan yana bir partiyiz. Biz gerginliği reddeden, şiddet yanlısı olmayan bir duruş sergiliyoruz. Zaten bu referandum kampanyası boyunca da çok sakin. Sadece referandumu ilgilendiren maddeleri açıklamakla geçiriyoruz. Vatandaşlara buluştuğumuzda da asla bir polemik yaratmadan sürdürüyoruz. Sonuçta evet kampanyasına katılan ya da evet oy veren vatandaşlar birinci sınıf yurttaşları, onları sohbet de ederiz, onları ziyaret de ederiz. Zaten zaman zaman sahada bizim arkadaşlarımız karşılaştıklarında oturup konuşuyorlar, sohbet ediyorlar, değerlendirmeler yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o çadırı ziyaret etmesi güzel bir davranış. Keşke bu davranışlar yıllar öncesinden başlasaydı da bu gerginlik ortamı olmasaydı, dilimize daha dikkatli davransaydık, toplumu ayrıştıran bir dil kullanmamış olsaydık bu çok daha güzel olurdu. Orada önemli olan bir şey var Sibel Hanım. Şimdi bir diyalog söz konusu ama diyaloğun bir cümlesi çok ama çok önemli. Diyaloğun tamamını izah eden bir cümle. Orada kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanı, biz size saygılıyız. Olmanızı istiyoruz. Tümümüzü kucayın. Cumhurun başı demek 80 milyon vatandaşa eşit gözle bakan, hepsine aynı anlayışla yaklaşan bir Cumhurbaşkanı özlemi var. İşte oradaki kardeşimiz de çok net bir şekilde size saygımız var ama bizim de Cumhurbaşkanımız olmanızı istiyoruz demiş ve bu diyaloğu çok net bir şekilde özetlemiş. Peki sizin sahadaki izlenimleriniz nedir? Kampanyaya başlarken kararsızların oranının yüksek olduğu söyleniyordu. Vatandaşların paketin içeriğini çok da bilmediği yönünde bir kararsızlar azaldı mı? Sizin izlenimleriniz ne yönde? Yani ben vatandaş paketini çok bilmiyor kısmına katılmayacağım. Gezdiğimiz her yerde vatandaş bu konuyu çok iyi kavradıklarını gösteriyor hala. Hatta bazı konular gündeme geldiğinde öyle yaratıcı sözler sarf ediyorlar ki 40 yıl düşünse bir siyasetçinin dahi aklına gelmeyecek önermelerde, tespitlerde buluyor, vurgular yapıyorlar. Vatandaş farkında ve yine gördüğümüz bir şey çok net ifade edeceğim. Kararsızlar ciddi bir şey oranda hayra yönelmiş durumda. Bir gözlemimi aktarayım. Adana'nın bir köyünde bir toplantı yapıyoruz. Bir
taşıştı. Cebinden bir cüzdanından bir kimlik çıkardı. AKP üyesi olduğunu gösteren bir kimlik. Ben aradır AKP'nin üyesiyim. AKP'ye oy veriyorum. Ama bu farklı bir şey dedi. Bu bir AKP gözüyle, bir partili gözüyle bakacağım seçim değil. O nedenle de ben bu seçimde hayır oyu kullanacağım. Kafam biraz karışıktı. Fakat değerlendirdim, okudum, düşündüm. Hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üyesiyim. Ama bu seçimde hayır vereceğim diye net bir duruş sergiledi. Köy kahvesindeki ortamda bir sürü insanın etti. Bu çok önemli bence. Dolayısıyla kararsızlar hayıra yöneliyorlar. Bir de şunu günlerde en çok tartışılan maddelerden birisi Cumhurbaşkanı ve meclisin karşılıklı seçim kararı almasına ilişkin madde, karşılıklı fesih yetkisi. Evet. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Cumhurbaşkanı fesih yetkisi olmadığını söylüyor. CHP ise bu bir fesih yetkisidir, fesih anlamına gelir diyor. Evet. Son değerlendirmeniz nedir bu tartışmada? Biz bu fesih anlamına gelir diyoruz. Çok net. Çünkü bizim bu görüşümüzü teyit eden onlarca düşünce ve davranış tanesi fesih meclisin kendi iradesi dışında görev süresi görevine son verdirilmesi demek. Bu bir fesih. Çünkü bir seçilmiş bir meclis var, bir parlamento var ve henüz görev süresini doldurmamış. O süre dolmadan yeni bir seçime götürülüyorsa mevcut yapı feshediliyor. Bunu anayasa profesörleri diyorlar. İkincisi, ama Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'deki sözcülerin buna şu noktada itirazı var. Mevcut anayasada da zaten bir düzenleme var. Cumhurbaşkanı seçim kararı alabiliyor. 7 Haziran örneğine işaret ediliyor. Seçim kararı farklı bir şey. Buradaki olay değişik. Bakın, anayasa profesörü ve anayasa değişik metnini hazırlayıcılardan önemli bir tanesi Sayın Burhan Kuzu. Parlamentodaki konuşmasında kürsüden meclisin feshiyle ilgili çok net düşünce beyan etti. 12 Ocak tarihli konuşmasında, tarih de vereyim size. Hatta daha da ileri giderek şunu söyledi. Amerika'daki başkanlık sisteminde fesih yetkisi yok. Şimdi Amerika bunu tartışıyor. Yani o kadar net cümleler ifade etti ki Burhan Kuzu. Fesih yetkisini oldu orada. Açık bir dille ifade etti. Amerika'nın da bunu örnek aldığından bahsetti. Onunla da sınırlı değil. Anayasa değişikliği ile MHP'nin temsilcisiydi. Birlikte Sayın Parsak da 9 Ocak'taki partoda yine yaptığı konuşmada çok net bir şekilde karşılıklı fesih yetkisinin bu anayasa değişik metninde olduğunu söyledi. Peki size göre bu paketteki düzenlemenin mevcut anayasadaki maddeden farkı ne? Şu, bir defa açık bir şekilde karşılıklı fesihten bahsediliyor. Ve bu fesih sadece Cumhurbaşkanı'nın fesihiyle sınırlı değil. Parlamentoda yeterli sayıda bir imza söz konusu olduğunda kendi kendini feshedebiliyor, Cumhurbaşkanı seçimini de götürebiliyor. Önceki anayasada böyle bir şey yoktu. Bakın başka bir şey, o kadar net bir şekilde fesih söz konusu ki ya hazırladığı broşürde dahi fesih yetkisinden açık bir dille ifade ediyor. Broşürlerinde var, kitapçıklarında var. Bu kitapçık bizde. Şimdi bu kitapçığın genel merkez tarafından basılmadığı söyleniyor ama bu gerçeği yansıtmıyor. Bir siyasi partinin, herhangi bir örgütünün, genel merkezin bilgisi dışında bir materyal hazırlaması asla söz konusu olamaz. Peki pakette en çok itiraz ettiğiniz madde bu mu? Başka maddelerde var mı gerekçeleri? Bizim bu paketin ruhuna karşıtlığımız var. Bu paketin özüne karşıyız. İçin bu bir rejim değişikliğini getiriyor. Sadece paketin içinde bir maddeyi alıp tartışmayı ona işi uzaklaştırır, seyrini değiştirir. Biz açık bir şekilde bunun bir rejim değişikliği olduğunu, anayasa değişikliğinin bu rejim değişikliğine yönelik bir değişiklik olduğunu, paketin büyük bir kısmının, çok büyük bir kısmının rejim değişikliğini tamamlayıcı maddeler olduğunu ifade ediyoruz. Yoksa sadece bir maddeyi alıp bir madde üzerinden bu tartışmayı götürmek sağlıklı olmaz. Maddenin, paketin tamamına bakmak lazım. Peki referandum sonuçları bir erken seçimi gündeme gelir mi? Evet veya hayır çıkması durumunda da, her iki durumunda da bir erken seçim gündeme gelir mi? Gerçi evet durumunda pakette de ayrıca her iki seçimin birlikte yapılacağı 3 Kasım 2019'da olacağı söyleniyor ama sizin değerlendirmeniz nedir? Hayır çıkması durumunda CHP erken seçim ister mi?
Bizim şu anda yoğunlaştığımız bir tek konu var. Bu kampanyayı sağlıklı bir şekilde götürmek ve Türkiye'nin hayrına olan hayır oylarıyla bunu sonuçlandırmak. Tamamen odaklandığımız nokta bu. Ondan sonraki gelişmelere göre elbette biz de siyasi partiyiz. 93 yıllık bir birikimimiz var. Değerlendirir, onu kamuoyuyla paylaşırız. Ama sizin de söylediğiniz gibi bu paketin bir maddesi Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçiminin birlikte yapılması. 2019 yılında yapılması. Anlaşılan o ki MHP ile görüşmeler yapılırken ön görüşmelerde bu karar altına alınmış. Hangi gerekçeyle karar altına alınmış onu MHP sözcüleri açıklasın. Ama böyle bir şey var. Bu karar net, bu tarih netleşmiş. Fakat 17 Nisan'da çıkacak sonuca göre iktidar partisi farklı bir değerlendirme yapıp değişik bir tavır alabilir mi? Onu yaşayıp göreceğiz. Evet, çıkması durumunda başka yasalarda da değişiklik evet. olacak. Siyasi partiler kanunu, uyum yasaları çıkarılacak, meclis iç tüzüğü değişecek. Bu bağlamda Sayın Başbakan'ın bir açıklaması oldu. Seçim barajı da düşürülebilir dedi. Evet. CHP'nin daha önce yasa teklifleri oldu, onu biliyoruz. Seçim barajı size göre evet. kaç olmalı? Günaydın diyeyim. Biz yıllardır Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından çok önemli kanun tekliflerini parlamentoya sunduk. Sadece seçim barajı ile ilgili değil. 12 Eylül darbe hukukunun da ortadan kaldırılması adına sıklıkla çağrı yaptık. Gelin birlikte parlamentoda bir uzlaşma kültürünü yerleştirerek bu darbe anayasasından arındıralım anayasamızı dedik. Ama bu kabul görmedi. Şimdi gelinen nokta bizi bir kez daha haklı çıkarıyor. Biz gerektiğinde barajın tamamen kaldırılmasına yanayız. Hatırlarsınız önce %7'lik bir baraj teklifi vermiştik. Sonra bunu %5'e çektik. Şimdi seçim barajı olmasın. Her siyasi parti peki bu noktada özgürce, dar veya daraltılmış bölge tercihlerine AK Parti'nin buna ilişkin çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Evet. Nasıl zaman bakarsınız? Zaman zaman basına yansıyor. Şimdi tabii önceden önümüze bir teklif gelmeden biz bu konuda yorum yapmıyoruz. Yine bu anayasa değişiklik metni söz konusuyken metin parlamentoya verilmediği sürece hiçbir şekilde yorum yapmadık. Çünkü gelecek olan metnin içeriğini görmemiz lazım. Bir yorum yapmak, bir siyasi tavır alabilmek için bir metni görelim. Önümüze gelsin. Biz de çok rahat bir şekilde açık bir duruş sergileriz. Ama seçim barajının kaldırılması bizim yıllardır sıklıkla kanun teklif vererek istediğimiz bir olaydı. Böyle bir teklif geldiğinde biz seve seve kabul ederiz. Seçim barajı tamamen kalksın. Her siyasi parti özgürce parlamentoda düşüncelerini ifade etsin. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir zenginliktir. Değer katar. Farklı düşüncelerin olması ve o farklı düşüncelerin yorularak sonuç alınması kadar güzel bir şey olabilir mi? Bu Avrupa'nın birçok ülkesinde var. Bizde de olsun. Ne olacak? %1 oy alan partin dahi mecliste temsil edilsin. Evet. Gurbetçiler oy verme işlemine evet. başladı yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında. Sizin buna ilişkin gözlemleriniz evet. ne yönde? Bildiğiniz gibi 27 Mart'ta gümrük kapılarında yurt dışının 6 ülkede oy verme işlemi başladı. Sevindirici olan bir şey var. Biz her gün orada sandıklar kapandığında sonuçları alıyoruz. Oradaki arkadaşlarımız süratle bize ulaştırıyorlar. 2 günlük sonuç 1 Kasım seçimlerinin çok ötesinde bir yüksek oy vermeyi işaret ediyor. Katılım yüksek. 27 Mart'ta da ilk gün kullanılan oy oranı 38 bin civarında. Bu 1 Kasım seçimlerinde ilk gün kullanılan oy 10 bin civarındaydı. Demek oluyor ki yaklaşık 3,5 katı bir oy verme işlemi söz konusu olmuş birinci gün. İkinci günün sonucu ise 81 binlik bir oy verme işlemi söz konusu ki bu çok yüksek bir sayıya tekabül edecek. 1 Kasım'da %40'tı yurt dışındaki oy verme oranı. Ben bunun çok çok üzerinde bir orana ulaşacağımızı söylüyorum. Bu da hayır oylarının yurt dışında da çok yüksek çıkacağını gösteriyor. 16 Nisan için sandık güvenliği için CHP'nin aldığı önlemler neler olacak? Evet. Bizim kolluk kuvvetlerimiz yok. Sandık güvenliği sağlayacak olarak olan devletin resmi güvenlik güçleri, YSK ve ilgili kurumlar. Peki bir kaygınız sadece, var mı güvenliğin sağlanması konusunda? Biz sandık örgütlenmemizi tamamladık. Yani
Türkiye'deki 166.700 sandığın tamamında sandık görevlimiz var, müşahitlerimiz var. Bütün sandıklarda şu anda örgütlü durumdayız. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sandığa gidip oylarını kullanabilirler. En ufak bir endişe duymasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcileri, sandık görevlileri görevlerinin başında ve büyük bir oranda eğitimleri de tamamlandı. Kitapçıklarla onların sandık seçim günü neler yapacağını da bildiren broşürler hazırladık, kendilerine ulaştırdık. Hiçbir endişemiz yok. Ancak elbette o gün yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek de devletin ilgili kurumlarının alacağı önlemlerle olacaktır. Ben bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Vatandaşlarımız kaygılanmasın. Parti olarak her türlü tedbirimizi aldık. Rahatlıkla gidip oylarını kullanabilirler, endişe etmesinler. CHP'de referandum çalışmalarına eski genel başkan Deniz Baykal ve yine eski genel başkan adaylarından Muharrem İnce de katılıyor. Sahadalar, onlar da yoğun bir şekilde mesai veriyorlar. Başbakan ve AK Parti sözcüleri bunu CHP içerisindeki genel başkanlık yarışına bağlıyor. Buna ne dersiniz? Hiç ilgisi yok. Hiç ilgisi yok. Bakın sadece Sayın Baykal'la Sayın İnce sahada değiller. Bizim bütün milletvekillerimiz alanlarda çalışıyorlar. Parti meclis üyelerimiz, Yüksek İstihbarat Kurulu üyelerimiz. Önceki dönem bu partide milletvekilliği, belediye başkanlığı, il başkanlığı yapan bütün arkadaşlarımız, duayenlerimiz sahada. 80 yaşındaki partili büyüğümüz dahi gelip görev istediler ve şu anda onlar sahada çalışıyorlar. Hafta sonu tam 37 ilde ayrı ayrı gruplar halinde arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Bugün bile sahada 25 ayrı ilde milletvekili arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla bunu sığ bir anlayışla işte önümüzdeki kurultaya yönelik bir değerlendirmeye gelip odaklandırmak son derece yanlış. Bu bizim partili arkadaşlarımıza olan güvenimiz, onların ileride son cümlelerinizi alabilir. Onlar ileride genel başkan adayı da olabilirler. Bu çok doğal. Bizde parti içi demokrasi var. Bizde biat kültürü yok. Daha önce de kurultaylarda birden fazla aday çıktı, yarıştı ama sonuçta bir aday genel başkanımız oldu ve bütün örgütlerimiz o genel başkanımızın arkasında dimdik duruyor. Böyle bir kaygımız yok bizim. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle bu meselenin bir memleket meselesi olması nedeniyle alanlardalar, çalışıyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Asla yanlış bir... parti meselesi, parti içi rekabet konusu değil diyorsunuz. Evet, bir parti meselesi değil asla. Peki, ülke çok meselesi. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Konuğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'dü. Sözü yeniden İstanbul'da.